Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz aşkım? Nereye gidiyoruz biz? Rize Kalesi'ne gidiyoruz. Buraya geleli 10 ay oldu ama tabii oraya böyle gitmek nasip olmadı, gezemedik. Bugün inşallah gezeceğiz, bakacağız Rize Kalesi nasıl bir yermiş. Bakalım, sizlere de göstermek istiyorum inşallah. Arabamıza bindik ve gidiyoruz. Nereye gidiyormuşuz? Köye. Köye mi? Hayır, Rize Kalesi'ne gidiyoruz. Kalede? Kale dolaşıyor. Evet, kaleye gidiyoruz biz. Evet, kaleye. Sizlere arkadaşlar Rize hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Rize, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan, Karadeniz'e sahili olan bir il. Bu Karadeniz arkadaşlar batısında, yani Karadeniz bölgesinin batısında Trabzon, doğusunda Artvin var. Şimdi burası çok küçük bir yer. Böyle 10 dakikalık bir yürümeyle hastaneye gidiyorsunuz. 10 dakikalık bir yürümeyle işte çarşısı zaten hemen ayağınızın altında. Küçük yerlerin tabii ulaşımı da kolay oluyor. Hastane, okul, işte çarşı, pazar, marketler hep ayak altında böyle. Hemen ulaşım çok kolay oluyor. Sahil yolundan devam edeceğiz. Kaleye o şekilde çıkacağız. Ara sokaklara girmek istemedik. Biz de yabancısıyız tabii böyle. Kaleyi, kale tarafına çıkan şey yol var mı Muhammed? Ha, sen de bilmiyorsun. Eşim de bilmiyor tabii. O yüzden böyle navigasyonla araba yolu var mı onu bakacağız. Yoksa da zaten yürüme çıkacağız. Bu şekilde sahil yolundan devam ediyoruz. Burası Rize'nin giriş yeri arkadaşlar, merkezde. Şimdi şöyle göstereceğim size, tabelalar da var. Artvin'e giden, Trabzon'a giden tabelalar var. Tam böyle köprü altı. Bakın şöyle, sağ tarafa giderseniz Artvin, sol taraftan Trabzon'a gidiyorsunuz. Biz dönel kavşaktan dönüp tekrar merkezin içine gireceğiz. Oturduğumuz yer zaten merkezde. Ama tabii dediğim gibi arabayla gideceğiz çünkü bilmiyoruz. Tekrar merkezden, merkezdeki kaleye gideceğiz. Bizim evle arası böyle arabayla bir herhalde 3-5 dakika bir şey sürecek. Çok da uzak olduğunu düşünmüyoruz şu an. Bakın hemen böyle merkezde girdiğiniz zaman içeriye şöyle tabelalarda yazıyor arkadaşlar. Büyütmek istiyorum. Şu şekilde oklarla gösterilmiş. Valilik nerede, otogar nerede? O şekilde hemen göstermişler zaten. Şimdi çarşısına gireceğiz. Daha sonra çarşısında size inşallah gezdiririm. Oraları da size göstermek isterim. Senin çarşısı zaten çok küçük. 3-5 tane böyle bir şey var. Caddesinde var. Yani caddesinde işte alışveriş merkezleri, mağazalar, İşte lokantalar falan, o tarz şeyler var. Tabii bana göre küçük. Belki buradaki insanlara göre büyük olabilir bu çarşı ama tabii ben Gaziantep'li olduğum için oranın çarşısı çok çok büyük. O yüzden ha, bakın arkadaşlar, şurası İlhak Kütüphanesi. Dün akşam da arkadaşlarla böyle muhabbetini etmiştik. Kütüphanenin orada bir okul var falan diye, kreş gibi. Belki alırlar oğlunu demişti bir öğretmen arkadaşım. Kütüphaneyi de bu arada görmüş oldum, öğrenmiş oldum. Çünkü kütüphanenin yerini bile bilmiyordum. Tarif etmişti bana sağ olsun ama şimdi tam net öğrenmiş oldum ben de. Dörtlüleri kim yakmış ya? Evet, ters. Şurası Rize Devlet Hastanesi arkadaşlar. Buranın iki tane girişi var. Bir aşağı tarafta bir girişi var. Bir de böyle bu tarafta girişi var. Ters yöne mi girmişiz? Dönüyoruz tekrar. İşte bilmediğiniz zaman böyle arıyorsunuz. Soralım amcaya bir. Amca pardon. Rize Kalesi nerede acaba? Takip edin. Sola dönüyor. Tekrar sağa dönüyor. Yol sizi getiriyor. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Navigasyon var arkadaşlar. Bu yoldan dimdirek gidecekmişiz.
Bakalım bu yol bizi götürecekmiş. Amca öyle söyledi. Duydunuz mu bilmiyorum ama ben sordum. Bakalım. Buranın yeşillikleri çok güzel arkadaşlar. Gerçekten böyle hani şahane bir manzarası var. Çok güzel yerleri var. Bakın böyle tepelere artık ev falan yapıyorlar. Tabi burası merkez olduğu için biraz daha şey. Ama mesela şurası ev. Evin hemen yanında çaylık var. İnsanlar evinin dibinde hemen çaylığa inip çayını toplayıp çıkıyor. Herkes burada öyle yapmış. Kendi toprağının içerisine evini yapmışlar. O şekilde çayını fındığını topluyorlar. Evet anneciğim gidiyoruz. Az kaldı. Uzakta mı? Yok yok yakında az kalmış. Evimiz nerede anne? Evimiz de az ileride kalmış. Orası öğrenci yurduymuş. Tamam pardon. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şunlar hep meyve bahçesi. Aa çok güzel portakalları gördün mü? Maşallah. Sana da maşallah paşam. Anne. Efendim. Köy. Anneciğim buralar böyle yeşillikli ya köy gibi. Kaleye çıkalım arkadaşlar. Size güzel böyle manzaralar göstermek istiyorum. Şu an evlerden çok da manzaraları çekemedim. Az kaldı inşallah. Çıkmaya devam ediyoruz. Galiba geldik. Galiba geldik anneciğim. Arabayı herhalde buraya park edeceğiz. Buradan yürüme mi çıkacağız? Ha, var mı? Evet. Şöyle göstermek istiyorum. 80. yıl Cumhuriyet Parkı. Burası park mı kale mi? Belki kaleyi park şekline çevirmiş olabilirler mi? Şimdi bilmiyoruz. Bir gidelim olmadı bir bakalım. Ya da daha mı ileride diye düşünüyorsun? Neyse döndük bakalım. Deneyelim. Olur da buralara yolunuz düşerse arkadaşlar bu şekilde öğrenmiş olursunuz tabii sizler de. Bizim gibi böyle bir sağa bir sola yapmadan hemen direkt inşallah gelirsiniz, gezersiniz. Sizlere de böyle gezmek nasip olur inşallah. Ha tamam kale burada. Evet orası sadece parkmış. Şimdi kaleye geldik. Arabayı böyle müsait bir yere çekip kaleyi gezeceğiz inşallah. Ben arabadan indim arkadaşlar. Şu an böyle sizlere manzarayı önce bir göstermek istiyorum şöyle. Daha sonra kaleye çıkacağım inşallah. Kalenin için dışını artık neresini gezebiliyorsak bilmiyoruz tabi. Gezdiğimiz yerleri de sizlerle paylaşacağım. Gerçekten buranın yeşillikleri çok böyle iç açıcı, çok güzel. İnsan baktıkça hayranlık duyuyor. Böyle bir güzel, böyle bir muntazam bir kainat gerçekten her zaman şükür gerektirecek şeyler gözümüzün önünde. Rabbim neler yaratmış bizler için böyle güzel gözümüzü gönlümüzü açacak güzellikler var. Şimdi içeri doğru gidiyoruz bu şekilde. Burası hemen girişi. Anneciğim gelir misin? Yıldırım. Gelir misin anneciğim? Aa, kalenin içinde mezarlıklar var. Bakalım neymiş. Bakalım çilek olmaz mı anne? Burada çilek olmaz anneciğim. Şöyle kalenin diplerinde falan mezarlık var. Bunu da ilk defa gördüm. Anneciğim bu taraftan gelir misin?
mezarlık tuhaf değil mi Muhammed? Yani bu mezarlıklar herhangi bir şahsın değil mi acaba? Yazıyor işte. Ama tamam da mesela şey yazıyor, Mahmut eşi, şey Mahmut Kamil eşi Emine yazıyor mesela. Demiyor ki hani şehit ya da şu savaşmış vesaire. Demek ki belediyenin mezarlığı. Ha. 2019 mu yazıyor? Evet. Hmm. Demek ki belediyenin mezarlığı diyor eşim. Kalenin dibinde. Belki de öyledir. Böyle bir şey de ilk defa gördüm. Arkadaşlar gerçekten her yörenin, her şehrin böyle değişik değişik şeyleri var. Demek ki burası da böyle olabiliyormuş. Neyse girelim. Kale caminin içerisine girelim. Böyle aile kabristanlığı falan diyor. Ya kaleye ait bir yer değil, onu anlayamadım şu an. Böyle caminin içinden geçip kaleye çıkıyoruz. Kale bahçesi, bakın şöyle göstermek istiyorum. Şuradan bir manzara. Böyle Rize Kale Bahçesi'nin ilk girişinde bir mezarlık var arkadaşlar. Bu mezarlık, bakacağım şimdi, emekli Milli Eğitim Müdürü Azmi Kandemir'in mezarlığıymış. Rize'ye çok büyük hizmetleri geçmiş. Herhalde ondan dolayı kalenin hemen girişinde bahçeye mezarını koymuşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok da güzel çiçekler yapmışlar. Evet, 1911 doğumlu, ölümde 83 doğumlu. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah herkesin. Şu şekilde kaleden size böyle bir deniz manzarası almak istiyorum. Çıkabileceğim mi? Beni de çıkarır mısın? Tut elimden. Ah! Ve çıktık. Şöyle sizlere denizden de manzara göstereyim biraz. Kaleden böyle bir manzara gerçekten çok şahane. Çok da güzel duruyor. Hayırlı yaşa. Şöyle geziyorum, tekrar devam ediyorum. Kalenin içerisine böyle park yapmışlar, çocuklar için çok güzel olmuş. Ve oturacak şeyler koymuşlar. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Gerçekten insanlar çayını falan alıp gelip böyle güzel oturup buradan manzarayı seyrederek çocukla şurada oynayarak güzel bir vakit geçirilebilir. Burayı çok sevdim şu an. Gerçekten bir de şuradan sizlere manzarayı göstermek istiyorum. Şahane, müthiş arkadaşlar. Gerçekten çok şahane, çok müthiş. Şu an beğendim yani. Çok sıkılıyordum çünkü ben burada. Böyle gezilecek bir yeri yok falan zannediyordum ama bu, yani şurada bir oturup çay içmek dahi her şeye değer. Hayat çünkü çok kısa. Gördüğünüz gibi böyle. Devam edelim. Bir üstü de var. Hemen oraya da çıkalım inşallah. Şöyle bir üstü de var. Üstüne de çıkmaya gidiyorum. Bir bakalım üstte de ne varmış. Şimdi ben Gaziantep'li olduğum için Gaziantep'tekiler buraları çok merak ediyor. Buradaki insanlar da Gaziantep'i çok merak ediyor. Nasip olursa inşallah Gaziantep'te de böyle kalesini gezip falan sizlere gösterme şansım olursa inşallah diğer arkadaşlarımıza da orayı gezdiririz. Şimdi şurada Rize'nin tarihçesi yazıyor. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Aşağı ve iç kale olarak iki kısımdan oluşuyormuş. Cenevizler döneminde kullanıldığı bilinmektedir. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ay vallahi çok yoruldum. Okuyacak halim bile kalmadı.
Ama okuyorum bir yandan da. Evet. Devam edelim. Şurayı şöyle çay bahçesi yapmışlar. Güzel. Neyse, eşim gelsin. Buradan gerisini onunla beraber devam etmek istiyorum. Şöyle devam edelim ve gezelim. Bakın burada. Bu ne? Top. Mermi topu var. Şöyle göstermek istiyorum. Yıldırım, anneciğim bekle. Şöyle oğlum çıkıyor tepelere, ben de çıkayım. Tabii çocuğun adı Yıldırım olunca çok aşağılarda durmak istemiyor. Dikkatli ol ama. Manzarayı böyle daha yukarıdan görmek için böyle üste ayrı bir alan yapmışlar. Bakın şimdi daha üstten göstermek istiyorum. Hatta şu tarafta da öyle bir şey varmış. Oraya da inşallah çıkıp oradan da gösteririm. Gördüğünüz gibi daha tepelerden böyle insan yükseklere çıktıkça ufku genişliyor. Zihin daha çok açılıyor. Bu bizzat da bilimsel olarak açıklanmış bir şey arkadaşlar. Yüksek yerlerde zihnin daha açık olduğu. İşte insanlar böyle yükseklerde tabii rahat rahat böyle oturuyorlar. Kafa dinliyorlar. Gerçekten çok şahane. Öyle. Tekrar aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şöyle sizlere çay bahçesini de göstermek istiyorum. Farklı açılardan da görüntüler alıp daha sonra inşallah burada oturup bir çay içeriz. O şekilde de Rize Kale gezimizi bitirmiş oluruz. Anneciğim bekle. Bakın şöyle çok güzel çardaklar yapmışlar. Oturup manzarayı seyretmek adına. Yani oturulabilecek güzel, rahat, iç açıcı bir yer. Şöyle göstermek istiyorum. Dut ağaçları var bahçelerde. Ay çok şahane. Şöyle. Şuralar zaten ayrı oturacak çay bahçesi. Şimdi burayı geçerken göstereceğim inşallah. Bir de şu taraftan manzara görmek istiyorum. Şurası da herhalde daha önce girişmiş galiba. Kapatmışlar. Demir bir kapı var orada ileride. Güneş çok vuruyor. Bakın. Bu taraftan da böyle, şu an yukarı çıkamayacağım ama şöyle göstermek istiyorum. Bu tarafta evler falan var. Diğer tarafta zaten deniz var. Şöyle devam ediyorum. Burada da yine bir top var arkadaşlar. Şöyle. Şurası biraz önce dediğim gibi çay bahçesinin olduğu yer ama şu an herhalde kapalı, açık değil. Şu taraftan da yine bir manzara almak istiyorum. Burası da çünkü güzel duruyor. Böyle işte ayrı ayrı her bir dört köşede bu şekilde yapmışlar. Farklı açılardan manzara alabilmek için. Biraz önce yukarıya çıkamayacağım dediğim yerden size tekrar bir görüntü göstermek istiyorum. Çünkü oradan çıkamayacaktım ama buraya merdiven yapmışlar. Yani kalenin dört bir etrafına çıkabileceğiniz merdiven yapmışlar. Ve yani Rize'yi böyle dört bir etrafını görebileceğiniz şekilde. Ben bayıldım şu an. Yani hakikaten ufkum açıldı. Yani öyle bir şeye geldim. Evden çıkarken böyle çok stresli çıkmıştım. Acele acele hazırlanıp çıkmak falan. Bir de ona üstüne böyle bir Rize'yi gezmek gerçekten iyi geldi. Tabii vakit olmadı. Sağlık sorunları vesaire derken vakit olmadı. O yüzden de gezemedik açıkçası. Böyle bu taraftan şimdi bir de şuradan çıkıp bir de oradan görmek istiyorum. Dört bir taraftan görmek şahaneymiş. Böyle. Tabii biz eşimle 5 yıldır evliyiz ama
Trabzon'da ne kadar gezdiniz derseniz inanın gezmedim yani, hiçbir yerini bilmiyorum. Şöyle tekrar bir manzarayla sizlere gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oturacak yerler var. Oralarda da oturup dinleniriz artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İnşallah buraları gezmek de herkese nasip olur. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.